Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye'nin yer kabuğu hareketleri haritasını incelemeye aldı. Çalışmada en gergin segmentin Tekirdağ olduğu belirlenirken Marmara'daki dört kolun birden kırılması durumunda 7,8 büyüklüğünde deprem olabileceği öngörüldü. Marmara'da dört kol birden kırılırsa 7,8 büyüklüğünde deprem olur dedi. Tekirdağ segmentine dikkat çekti. En gerilimi en yüksek segment Tekirdağ segmenti gözüküyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde afet radar uydusu geliştirildi. Türkiye'nin yer kabuğu hareketleri haritasına göre Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği noktalarda hareket hızı farklılıkları görüldü. Bu aslında zaten fayların enerji biriktirmesinin ana sebebi. Yani hareket farkı bir gerginliğe yol açıyor, enerji birikmesine yol açıyor. Bu da en sonunda depremle sona eriyor. Haritada en hızlı noktaysa Tekirdağ'da. Tekirdağ segmenti tek başına kırılırsa şu anda en yüksek gerilimde o gözüküyor. 50 kilometre kadar bir boyu var. Dolayısıyla 7,1 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. İki parça aynı anda kırılırsa böyle senaryolar da var biliyorsunuz. O zaman 7,4 büyüklüğünde bir deprem karşımıza çıkar. Üç segmentin aynı anda kırılması durumunda 7,6 büyüklüğünde bir depremle karşılaşabiliriz. Korkulan ihtimal ise dört kolun aynı anda kırılması. 2000 yılda, 3000 yılda yaşanacak bir deprem ortaya çıkıp da dört kol birden kırılırsa o zaman 7,8 büyüklüğüne kadar ulaşması mümkün. Harita, gelecek 2 yıl içinde deprem olmayacağı kanısında. Uzmanlara göre ise depremden korunmanın yolu kentsel dönüşümden geçiyor. Bu anlamda da hazine arazilerini bu şekilde alçak yatay mimaride müstakil konutlar yapmak için bir sosyal proje geliştirebilirler. Bunu da çok hızlı yapabilirler. Gördüğünüz üzere ülkemizde bunun için yeterli alan var. Dolayısıyla biz bu konutları, riskli konutları çok rahatlıkla müstakil evde yatay mimari tarzına dönüştürebiliriz.